Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Elinizle şöyle dokunabilirsiniz. Bunlar batmaz, bir şey yapmaz mı? Siz de sakin olun, siz hiçbir şey yapmayın. Antakya TV'den herkese merhaba. Bugün evet garip bir kıyafet içerisindeyim ama arılarla beraberiz bugün. İklim değişikliğinden, iklim krizinden en fazla etkilenen canlılar arılar. Biz bugün Mustafa Kemal Üniversitesi'nde arıcılıkla ilgili bir ıslah projesinin çalışmalarının olduğu merkezdeyiz, olduğu yerdeyiz. Hocam burası laboratuvar. Evet, ne burası yapıyoruz burada? Şimdi burası bizim laboratuvarımız. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde zootekni bölümünde, ben zaten öğretim üyesiyim. Hani, burada biz sperm dondurmaya kadar bütün işlerimizi yapıyoruz. Arıcılıkla ilgili suni tohumlama, larva transferi, ondan sonra sperm dondurmaya kadar ki tanklarımızda şu anda dondurulmuş spermlerimiz var. Arıların spermleri var. Bunları burada biz icra ediyoruz. Ve Türkiye'nin şu anda gen bankasını oluşturuyoruz. Arı gen bankasını. Temellerini şu anda atıyoruz. Bizim büyük bir TAGEN projemiz var. Türkiye genelinde 5 ilde yürütülüyor. Türkiye'nin yerel arılarının, yerel kaynaklarının kendi orijinal bölgelerinde korunması, ıslahı gibi bir proje yürütüyorum. Proje yürütücüsü benim. Bu Hatay'da, ondan sonra Kırklareli'nde, Çanakkale, Gökçeada'da, Düzce'de ve Kırşehir'de yürütülüyor. Suni tohumlamalar yaptık. Bilinen iyi arıları bilinen iyi arılarla çiftleştirdik laboratuvar ortamında bu cihazlarımızla. Ondan sonra bunu kolonilere verdik. Bunları çoğalttık tekrar. Ve bu yıl son yılımız projede. Bu yılda onların spermlerini, iyi olan arıların spermlerini aldık. Sıvı azotla şu anda tutuyoruz. Bunu bakanlığa bu yıl sonunda teslim edeceğiz. Neden böyle bir proje yaptınız? Yani doğal arı sayımız yetersizliğinden mi, yoksa daha iyi, daha verimli bal üretimi için mi? Bugün ülkemizde mesela birçok üreticimiz düşük verim alıyor. Bundan dolayı arıcımız mesela yurt dışındaki yabancı arı ırklarına yöneliyor. Gidiyor oradan mesela yabancı arı getiriyor. O yabancı arı da geldiği zaman bizim buradaki kendi genetik kaynağımızı bozuyor. Mesela bizim Hatay'da geçen yıl tescilini yaptık. Hatay arısı mesela diye bir arımız var artık Hatay'da. Öyle mi? Tabii tescilini bir yıl oldu. Daha önce var mıydı yok, yoksa? Yok yok. Bu proje kapsamında biz 5 bölgemizdeki 5 arının tamamının tescilini yaptı bakanlık. Elimizde böyle bir Hatay arısı var. Tipi var mı şimdi? Şu anda var tabii. Nerede? Ki. Nerede? Görecek miyiz? Hatay'da göreceğiz tabii. Ha, tamam. Sokma eğilimi göster. Hatay, orijinal Hatay arısı budur. Renk olarak, ondan sonra şey olarak. Buna çok elleyemiyoruz. Evet. Tabii bu ıslah projesi kapsamında bu arıların iyilerini seçtik biz sürekli. Yani böyle hırçın olanları bir kenara attık, düşük verimleri bir kenara attık, iyi olanları ön plana çıkardık. Bunu sadece Hatay arısı için yapmadık. Diğer 5 bölgemizde de aynı şekilde bunları yaptık. 4 yıl tabii ıslah için böyle çok büyük bir süre değil. En az 10-15 yıl gerekiyor. Biz 4 yıllık süreçte hani nereye kadar geldiysek 4. yılın sonunda spermlerini aldık. En iyilerinin azot tanklarımızda tutuyoruz. Şunlar galiba değil mi? Evet, bunları gösterebilirim. Mesela bunların içerisinde şu anda mesela şurada daha fazla çıkarmayayım çünkü çözülmesin diye. Tabii. Şu Kırklareli arısının mesela. Şu sarı sarı gördüklerimiz? Daha aşağıda. Azot tankından çok çıkartamıyoruz çünkü tamam, çözülmesin diye. Ve bunu Tarım Bakanlığı'na bir şekilde gen kaynaklarımıza teslim edeceğiz. Orada tutsunlar. Çünkü hani ne olduğunu bilemezsiniz. Önümüzdeki süreçler bir mesela Covid salgını çıktı. Bir sürü sıkıntı yaşandı. Arılarda da böyle bir toplu ölümlü herhangi bir şey olduğu zaman en azından
kendi ülkemizin gen kaynaklarını ileride birileri çıkıp bunu tekrar piyasaya sürsünler. Öngörüler şu yönde, yani 1000 yıla kadar hiçbir sıkıntı olmaz. İklim değişikliğinden etkileniyor değil mi hocam? Kesinlikle. Arı çok etkileniyor. İklim değişiklikleri, özellikle mesela iklim değişikliği şöyle, kuraklık şeklinde. Kurak olduğu zaman arılar polen kaynağı bulamıyor. Polen, protein, vitamin kaynağı. İklim koşullarından kaynaklı kuraklık ve peşine de polen olmaması arının bu yağ tabakasını ve bu proteini yeterince sentezleyememesi sonucu kış kayıpları maalesef yaşanıyor. Peki arılar ölürse sonra da insanlar ölür. Doğru evet. Bir söz mü? Böyle bir söz var. Hatta bunu Einstein söyledi evet, derler. Einstein'ın arılar ölünce 5 yıllık bir ömrümüz var şeklinde bir söz var. Ki bu mantıken baktığımız zaman doğru. Çünkü şu an dışarıya baktığımızda bütün bu coğrafyadaki bütün bitkiler bu arılar sayesinde tozlaşıyor. Bitki olmayınca onunla beslenen hayvan yok. Hayvanla beslenen bizler yok. Bütün bu zincir koptuğu zaman, arılarla beraber zincir koptuğu zaman evren yok oluyor maalesef. O yüzden bu bal arısının kesinlikle korunması gerekiyor. Hocam arılar ölüyor mu peki? Son zamanlarda böyle bir endişe var ya. Var maalesef. Özellikle bu geçen yıl bayağı bir arı ölümü yaşandı Hatay'da. Daha doğrusu Türkiye genelinde bir arı ölümü yaşandı. Yani biliyorsunuz iklim değişiklikleri her zaman canlıları etkiliyor. Arı da biz buna en iyi reseptörler diyoruz. Doğanın en iyi reseptörleri. En ufak bir iklim değişikliğini en iyi arılar algılıyor ve hayatları çok etkileniyor. Hassas böcekler oldukları için. Bakın mesela şu olgun bir erkek. Üreme organının bir kısmı çıktı. Spermle mesela şey arasında bir boşluk veriyoruz. Ondan sonra spermi çekiyoruz şu an. Arılar ölürse sonraki yıllarda da insanlar ölür demiş. Kim demiş? Einstein'ın dediği söyleniyor bu lafın. Bu lafın gerçekliğini bilmiyoruz ama gerçek olan bazı rakamlar var elimizde ki oldukça ürkütücü. Son zamanlarda arı ölüm oranlarının çok arttığı, hatta resmi rakamlar olmasa da %30'lara varılan bir ölüm oranı olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. İşte iklim krizi, iklim değişikliğinin en somut örneği arıların ölümü. Bizler çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. İşte o yüzden çalışmamız gerekiyor. İşte o yüzden iklim krizini, iklim değişikliğini önlememiz gerekiyor. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.